22 yıl önce takvimler 1997 yılının Şubat ayını gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nde dış mihraklar ve yerli işbirlikçilerin çabalarıyla çirkin bir tuzak hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Görev ve yetki alanını aşan darbe heveslisi, asker ve bürokratlar, halkın iktidara layık görmediği siyasiler, faizden ve ranttan beslenen iş ve ekonomi baronları, işçi ve memurun sırtından geçinen sendika ağaları ve bunların tamamına çanak tutan medya mensupları ülkenin seçilmiş hükümetine başbakanı olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a ve manevi değerlerine savaş açmıştır. Avrupa ve Amerika merkezli bu kirli planın uygulamaya konulması ile birlikte tüm ülke genelinde bir cadı avı başlatılmıştı. Ancak cadı avının hedefinde ise bu milletin öz evlatları olan İmam Hatip okullarında okuyan öğrenciler, başörtülü üniversiteliler, başörtülü memurlar, namaz kılan asker ve bürokratlar olmuştur. Bu dönemde uydurulan irtica ve kamusal alan kavramları üzerinden menfur niyetlerini uygulamaya engel gördükleri herkes bir şekilde bertaraf edilmiştir. Öğrenciler okullarından, askerler ordudan atılmış, mütedeyyin iş adamları iflas ettirilmiş, milyonlarca insan kendi vergilerinden maaş alan darbeci asker ve bürokratlar tarafından horlanıp hakir görülmüştür. Yüz binlerce vatandaşımız zulüm ve haksızlıklardan doğrudan etkilenmiş ve mağdur edilmiştir. 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında adalete, İnsan haklarına ve özgürlüklere aykırı olarak irtica ile mücadele adı altında kararlar alınmış ve uygulanması için de hükümete dayatmalarda bulunulmuştu. Seçilmiş hükümetin başbakanı merhum Necmettin Erbakan hocamız istifa ettirilmiş, kesintisiz 8 yıl eğitim oyunuyla Kur'an kursları ve imam hatiplerin orta kısmı kapatılarak milli ve manevi değerlerine bağlı gençlerin yetişmesi engellenmeye çalışılmıştı. Katsayı uygulaması ile üniversite sınavlarında ayrımcılık yapılmış, imam hatipli ve meslek liseli öğrencilerin üniversitelere girmeleri engellenmeye çalışılmıştı. Üniversitelere ikna odaları kurularak başörtülü öğrencilere fiziki ve psikolojik baskılar uygulanmıştı. Mütedeyyin iş adamlarının boyunlarına yeşil sermaye yaftası asılarak iflasa zorlanmışlardı. Batı Çalışma Grubu tarafından kamu kuruluşları, askeri kurumlar, okullar, vakıf ve dernekler kıskaca alınarak dindar insanlar tasfiye edilmiş ve binlerce insan hukuksuzca fişlenmiş, subaylara ve hakimlere briefingler verilerek bağımsız yargı baskı altına alınmıştır. Bu darbenin toplumda ve ekonomide tahribatı büyük olunmuş, bankaların içi boşaltılmış, bir gecede faiz oranları astronomik oranlarda yükseltilerek milletin kaynakları tüketilmiş, rantçı, faizci asalaklar ve lobicilerin kasaları doldurulmuştur. Darbe sonrasındaki 2001 krizi ülkemizin ekonomik kalkınmasını önemli ölçüde geriletmiş, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden ülkemiz uzaklaştırılmıştır. Ülkemizin jeostratejik konumu ve bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle güçlü olması gereken döneme hazırlıksız yakalanmasına neden olunmuştur. 28 Şubat postmodern darbesi olarak da adlandırılan bu vesayet dönemini tarih önünde tekrar telin ediyoruz. 28 Şubat döneminde milli iradeyi ayaklar altına alan medya, sermayeciler, sözde aydınlar, halkta karşılığı bulunmayan siyasiler, askeri ve idari bürokratlardan oluşan derin darbeci yapılanma milletimiz tarafından çok şükür ki tasfiye edilmiştir. İşte biz buradayız.
Tüccar Medinesi'yiz, işte biz buradayız. Tüccar Medinesi'yiz, işte biz buradayız. Tüccar Medinesi'yiz, işte biz buradayız. 28 Şubat, 28 Şubat modern darbe sürecinde Türkiye'nin daha adil, daha sivil, daha müreffeh ve daha özgür bir ülke olması için kendi mevzisinde mücadele veren ve bedel ödeyen genç, yaşlı, kadın, erkek her ferdi tarihi bir görevi yerine getirmiştir. Bugün özellikle haklar ve özgürlükler alanında elde edilen kazanımlar onların çabalarının sonucudur. Bu vesileyle darbe sürecine direnen, mücadele eden herkese şükran borcumuz vardır. O gün vermiş oldukları mücadele ve kararlılığı minnetle anıyor ve onları saygıyla selamlıyoruz. Ülkemizdeki darbeler zincirinin son bulması için 28 Şubat darbesinin tasarlanması ve uygulanmasında katkısı olan tüm unsurlar yargılanmalıdır. Bu dönemden kalan tüm düzenlemeler temizlenmelidir. Devletin güçlü bir şekilde devamını ve milletin milli ve manevi değerlerini özgürce yaşamasına kasteden 28 Şubat ve benzeri süreçler bir daha yaşanmamasını ümit ederiz. Hepinize teşekkür ederiz, saygılar sunarız.